Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez ne demektir? Esasen bu ifade Kur'an'da birçok yerde geçen bir cümledir. Nedir o? وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ vizra اُخْرَى Yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Şimdi burada Günahkar ile başkaları kimler? Mesela akrabalar. Bir kimsenin bütün akrabaları diğerleridir. Meslektaşlar. Bir meslek erbabının diğer bütün meslektaşları onun diğerleridir. Vatandaşlar. Bir vatandaş o vatanda bulunan bütün insanlara vatandaş olmak hasebiyle diğerleri de onun vatandaşlarıdır. Aynı ırka mensup olan kişiler Dolayısıyla bir kişi hangi ırka mensupsa diğerleri tamamı o ırka mensup olduğundan diğerleridir. Hem şehriler, aynı şehirde yaşayanlar, arkadaşlar vesaire. Şimdi bir insan herhangi bir günah işlese onun günahından annesi, babası, kardeşleri sorumlu olmadığı gibi onun günahından arkadaşları, hemşehrileri, dostları, vatandaşları, hatta aynı ırka mensup olan hiçbir kimse de ondan sorumlu ve mesul olmaz. Şimdi ayeti kerimeyi bir de okuyalım. Hiçbir günahkar bir başkasının günahından sorumlu olmaz, onun günahını yüklenmez. O halde bu ayeti kerimeyi birinci derecede ister akrabalık, ister aynı ırka mensup olmak, ister aynı bölgede yaşamak, ister aynı şehirde yaşamak isterse aynı devletin mensubu olmak açısından olsun hiçbir kimse bir başkasının günahından asla sorumlu tutulamaz. Onun günahından dolayı diğerlerine kin ve nefret duyulamaz. Bakın dikkat buyurun. Bir ayeti kerime bir cümle ile bütün yanlış anlayışları, algıları ve hareketleri düzeltiyor. Bu ayeti kerimenin birinci manası bu. Demek ki bir kimsenin başkasının günahından sorumluluğu yoktur. İkinci bir mana. Şimdi bu ikinci manaya göre insan da kendisi tek başına bir şehir gibidir, bir ülke gibidir, bir akrabalar topluluğu gibidir, bir vatan gibidir, bir devlet gibidir. Burada da yaşayan o kadar çok fazla özellik var ki, mesela bende iman var, İslamiyet var, komşuluk var, dostluk var, arkadaşlık var. Bende namaz var, zekat var, haç var ve, ve, ve benzeri güzel özelliklerim olsun. Ben bir ülkeyim. Burada yaşayan pek çok varlık var. Özellik var, hususiyet var. Bir de benim, diyelim bir kardeşimin hoşuna gitmeyen bir vasfım olsun. Bir özelliğim olsun. Böylece benim o kötü özelliğimden dolayı o ülkede, o vatanda, o şehirde yaşayan ama masum olan diğer özelliklerime de düşmanlık etse o zaman bu ayet devreye giriyor. Ayet-i Kerime diyor ki nasıl bir kimsenin suçundan diğer masum insanlar, suçsuz insanlar hesaba çekilmez, sorumlu kılınmaz ve düşmanlık yapılmaz, kim beslenmez. Evet aynı şekilde bir insan da bir ülke gibidir, bir şehir gibidir, bir vatan gibidir. Bu bedende, bu şehirde ve ülkede yaşayan yüzlerce, binlerce özellik var. Öyleyse o ülkede, yani o bedende yaşayan bir yanlış özellik yüzünden onu bir kişi sayalım. Diğer özelliklerine düşman olmak hükmünde, o bedene kin ve nefret beslemek dolayısıyla bu ayeti kerimeye göre yanlış oluyor. Demek ki bir insan bir müminde bulunan kötü bir sıfat yüzünden ona öfkelenerek onun bedeninde bulunan diğer sıfatlarına düşmanlık edemez. Mesela Konya'lı size sözünde durmamış ve ticari zararınıza neden olmuş bir kardeşimiz olsun. Dolayısıyla siz ona kızdınız. Sizin ticaretinize zarar verdiği için ve sizi sözünde size sözünde durmadığı için. Peki ona kızmanızla bütün Konyalılara kızsanız, bütün Konyalılar kadar zulmetmiş olursunuz. Bir kimsenin yüzünden bütün Konyalı olan insanlar kadar zulmetmiş oluruz ve haksızlık etmiş oluruz. Şimdi aynı durumu bir insan modelinde sergileyelim. Bir insan da bir Konya gibi ülkedir. Bir devlet gibi ülkedir. Allahu Teala o müminin ruhunda ve bedeninde nice güzel vasıflar, özellikler yaratmış. Ve insan o güzellikleri sergiliyor. Ama bu arada Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bazı güzellikleri de bozuyor insan. Yanlış yapıyor. Mesela sözünde durmamak özelliği. Sizi zarara uğratmak özelliği. iki özellik. Şimdi bu iki özellik yüzünden o insana düşmanlık edilse, o ülke gibi olan o insana hakaret edilse, nefret edilse o zaman onda bulunan güzel sıfatlara da düşmanlık edilmiş, kin ve nefrette bulunulmuş manasına geliyor. Öyleyse ayet-i kerimeyi hem geniş anlamıyla bir insanın yüzünden bütün insanlara, masum insanlara düşmanlık etmek nasıl zulümse, bir insanda bulunan kötü bir özellik yüzünden o insana düşmanlık etmek de kin ve nefret beslemek de aynı şekilde zulüm oluyor. Allah bu hakikatleri kavramayı ve bu hakikatlere göre bir hayat sürmeyi nasip etsin.